Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, Başdanışman, İçişleri Bakanı Soylu aman hallolsun, onansın da işte görevden de alırıza kadar açıklamalar yaptılar. Şimdi bunun nasıl bir dava ve nasıl bir karar olduğunu biliyoruz. İleriye yönelik de daha fazlasını beklememiz gerekiyor mu? Geçmiştekilerden örnek alarak diye sormak isterim Sayın Uğuroğlu. Teşekkür ederim. Selçuk Bey, hoş geldiniz yayına. Size de merhaba. Merhaba Orhan Bey. Yine beklediğim oldu yani. Bunu sonra hesaplaşırız sizinle. Şimdi şunu vurgulamak istiyorum ben. Evet, bir siyasi mühendislik Türkiye'de 20 yıldır AKP ve lideri Recep Tayyip Erdoğan tarafından başarıyla oynanıyor. Ama iş öyle bir noktaya geldi ki, şimdi bu söyleyeceklerim hepinize sürpriz olabilir. Bu şahsi kanaatim ve 50 küsur yıllık gazeteciliğime dayanarak, sezilerime dayanarak, öngörülerime dayanarak anlatacağım. Bir kere Recep Tayyip Erdoğan 3Y diye yola çıkan bir siyasetçi. Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar. Şimdi üçünde de zirvede başarılı oldu olumsuz anlamda. Ama şu yasaklar konusuna gelelim. Kendisi yaşayarak gördü ki siyasi milletin siyasi iradesine müdahale edildiği zaman o siyasetçi başarılı oluyor. Az önce birinci bölümde de bunun örneklerini verdim. Hı hı. Ama şu vurguyu yapmak istiyorum. Bu siyasi mühendislik Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yapılıyor. Ekrem İmamoğlu'na verilen evet, bakın Ekrem İmamoğlu'na verilen bu siyasi yasak, mahkumiyet kararı. Bunun arkasında Süleyman Soylu ve Devlet Bahçeli var. Bunların hedefi Erdoğan'ın 18 Haziran'da Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını bildikleri için kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağını belirleme operasyonudur. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na, her ne kadar Kılıçdaroğlu'na kumpastır diye, cambaza bak diye söylüyorsa Sayın Bahçeli, bunun perde arkasındaki olay hiç kimsenin tahmin etmediği, ister derin siyaset deyin, ister derin devlet deyin, Erdoğan'ın dönemini kapatmak için, yerine aday belirleme için yapılan bir operasyondur. Ve Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha kandırılmıştır. Siyasi yasağı, İmamoğlu'na verilen siyasi yasağın en aşağı 10 puan kendisine kaybettireceğini bilir. Ancak savunmak durumunda bırakılmıştır. Mehmet Uçum'un açıklamalarıyla, diğer siyasi liderleri yani grup başkan vekillerinin, genel başkan ve özellikle Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu'nun açıklamalarıyla bu tuzağa düşürülmüştür. Bu tuzağın amacı 18 Haziran'da Yüksek Seçim Kurulu'na başvurulduğu zaman, Yüksek Seçim Kurulu Erdoğan'ın adaylığını reddettiği zaman kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağı kavgasıdır. Sayın Devlet Bahçeli bu yarışta kendisi yoktur ama Süleyman Soylu'nun arkasındadır. Süleyman Soylu'yu ön plana çıkartarak, bakın muhabir şöyle anlatayım. Bu tuzağı Ekrem İmamoğlu'na kuran da Süleyman Soylu'dur. Ahmak açıklamasıyla onun karşısından gelen cevabı AK Parti'ye yönelik ok değil, Yüksek Seçim Kurulu'na söyledi diye kamuoyu algısı yaratan da yine Süleyman Soylu'dur. Dolayısıyla bu sinsi siyasetin sonucunda asıl hedef kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, birbirleriyle kavga değildir. Yarın umarım bu konuşmamı dinlerler ve grupta bunların art niyetlerini, bunların hedeflerini ortaya koyarlar. Türkiye'de ben çok iddialı, çok dikkatli kulisleri takip ederim. Bugün AKP'li ve MHP'li 3-4 kişiyle konuştum. Belki 6 kişiyle konuştum, daha net söyleyeyim. Konuştum. Bunun arkasında Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın Erdoğan'a zarar vereceği, Cumhur İttifakı'nın oy kaybına neden olacağı, AK Parti'nin oy kaybedeceği, Erdoğan'ın erken seçim olsa dahi, ki şiddetle karşıyım, o bölümünü de söyleyeceğim. Hadi diyelim ki mecliste 335 oyları var,
bir meclis başkanı var 334. 26 oy eksikleri var. HDP, evet. İyi Parti veya CHP bunu tamamlayabilir. Evet. Eğer birinden biri biz tamamlıyoruz, hadi erken seçim 14 Mayıs'ta oldun derlerse, bu bölümü şimdi ayrıca cevaplayacağım, derlerse Erdoğan'a üçüncü kez adaylığının kapısını açarlarsa bu ayrı bir matematik. Zaten bu yönde nabız yokluyorlar. Sarayın yazarı Abdülkadir Selvi, MHP Genel Başkan Yardımcısı hep bunların nabzını yokladılar. Hatta bu Yüksek Seçim Kurulu öyle bir yakalandı ki Yüksek Öğretim Kurulu üniversite sınavlarını koydu biliyorsunuz. 18 Haziran'a dek gelecek şekilde. Yüksek Seçim Kurulu demedi ki ya anayasayı çiğniyorsun. Yüksek Öğretim Kurulu sen ne yapıyorsun demedi. Aslında yapması gereken açıklama oydu. Hep bunlar evet bir siyasi mühendislik ama hani Atalan Üsküdar'ı geçti dedi ya. Bakın Eren kardeşimin dediğine de katılıyorum. Ali Fırat'a da katılıyorum. Süheyli Hocam'a da. Hatta Selçuk Bey de bahsetti. Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa 70'e 30. 18 Haziran'da yılbaşında ne verirlerse versinler 65'e 35 seçimi altılı masanın göstereceği aday kazanır. Yok Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz. Büyük bir siyasi mühendislik burada da var. Bakın az önce bazı partilerden bahsetti Sayın Özda. Aynen katılıyorum. Muhalefete muhalefet yapan partiler oluştu. Ya nasıl oluştu? Bunlar bu paraları nereden buluyorlar? İl, ilçe örgütlerini nasıl açıyorlar bunlar? Yani bu kadar yıllar siyasi siyasetin içinde 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi hala ilçede, bazı ilçelerde örgütlenememiş, açamamış. Bunlar bir anda mantar gibi seçime girme hakları kazanıyorlar. Ama dikkat edin açıklamalarında her kanala çıktıklarında başta altılı masayı ve muhalefeti eleştiriyorlar. Şimdi buradaki siyasi tablo böyleyken ayrıca Süheyli Hocam'ın dediğine de bir cümle ilave etmek istiyorum. Bir cümle. Yani Sayın Kılıçdaroğlu hani ben gelince bunu yapacağım. Evet. İki tane seçim var hocam önümüzde. İki seçim var. Bir cumhurbaşkanlığı seçimi, bir milletvekili seçimi. Altı lider. Altılı masanın altı lideri. Elbette kendi partilerini, iktidarı ve en çok o milletvekilini çıkartmak için çalışacaklar. Elbette Selçuk Özdağ söyler şimdi. Kim kardeşim sizin cumhurbaşkanı adayınız Gelecek Partisi'nin? Sayın Özdağ duydunuz mu? Evet duydum ben şu anda. Hayır altılı masayı sormuyorum. Gelecek Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı kim? Yani şimdi Orhan Beyciğim. Her parti, cevap verin Allah aşkına. Her parti, bakın biz şu an ayrı ayrı seçimlere girmiyoruz. Altı hayır parti, milletvekili seçimine ayrı ayrı giriyorsunuz. Milletvekilliğinde biz ne şekilde seçime gireceğimizi daha konuşmadık. Ya onun anlatamadım yöntemini... Yani siz partinizi en çok milletvekili çıkartması için şu anda bir çaba göstermiyor musunuz? Davutoğlu. Veriyoruz. Onu söylüyorum. Çalışıyoruz. Gelecek Partisi'nin oylarını artırmak istiyor. Her parti oyunu artırmak istiyor ama iki tane şeyimiz var. Bir, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirmek istiyoruz. Bunu değiştirmek için de Cumhurbaşkanlığını kazanmak istiyoruz. Aynı ben zamanda değiştirmek için 400 milletvekili. Aynı zamanda da bunu gerçekleştirmek için 400 milletvekili çıkaracak bir yöntemle seçime girmek istiyoruz. Evet, onun için de 6 parti ayrı ayrı bir çaba gösteriyorsunuz. Evet, doğru. Şu an ben en yüksek milletvekilini çıkartmak için. Şimdi buradaki tablo buyken. Konya'dan geliyorum. Peki. Selçuk Beyciğim bir tamamlayayım izin verirseniz şimdi. Evet, sözünüzü tamamlayın. Sonra Ali Haydar Fırat'a vereceğim sözü. Tabii şimdi buradaki oyun asıl çözülmesi gereken konu altı liderin Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Uysal, Sayın Babacan ve Sayın Davutoğlu'na düşen görev bence kesinlikle şudur. Altı lider bir miting yapacaklar ve diyecekler ki Erdoğan zamanında seçimde aday olamazsın. Yüksek Seçim Kurulu sen kabul edemezsin. Ellerini anayasaya alacaklar, meydanlara çıkacaklar,
101. maddenin 2. fıkrasını okuyacaklar. Yüksek Seçim Kurulu kabul eder diye bir algı operasyonu yaratılıyor. Bu algı operasyonuna bakın, çıkıyor Yüksek Seçim Kurulu Başkanı. Diyor ki ben diyor anayasa hukukçusuna sordum, bir kanaat edindim. Şimdi yarın kendisine yazılı olarak göndereceğim. Ben bir kitabım bitmek üzere, Allah nasip ederse bu hafta. 5 tane eski Adalet Bakanı. 6. da bekliyorum. Şu anda Deva Partisi'nin teşkilat başkanı, Adalet eski bakanını. Sadullah Ergin'den eksik kaldı. Ondan öncekilerin tamamı. 14 tane Sayın Süheyli Batum'un da içinde olduğu anayasa hukuku profesörü. İçinde çeşitli partiler. 7-8 tane bakan. Tamamı canlı yayında röportajlarımla hepsinle ortaya sürecekleri tek bir şey yok. Yeni anayasa diyorlar. Kesinlikle değil. Yavuz Atar Bey'den bahsetti. Birkaç gün içinde onunla yaptığım ve kendi izniyle sesini kayda aldığım söyleşiyi de yazacağım Yeni Çağ'da. Onun iddia ettiklerini ve anayasa maddeleriyle yazacağım. Dolayısıyla bakın, öyle bir algı operasyonu var ki, evet unutulmuş, ben olsam o hukukçuları bir dakika yanımda tutmam Erdoğan'ı. Bir dakika. Peki. Dolayısıyla altı lider miting yaparak Sayın Selçuk Özdağ bana demeç verdi. Dedi ki afişe ederiz Yüksek Seçim Kurulu'nu. Hakkında soruşturma açıldı. Takipsizlik ya da beraat aldı. Biz dedi sokağa çıkamazlar. Ceza kanununa göre suçtur anayasa içinleme. Son söz şunu söyleyeceğim. Son cümleyi alayım. Tabii bu ülkenin bakın Deniz Gezmiş ve arkadaşları tek bir silah çekmeden, tek bir kişiyi öldürmeden anayasayı ilga ediyorlar diye idam edildiler bu ülkede. Evet. Anayasayı ilga etmek suçtur. Anayasa hükmünü çiğnemek suçtur. Bazı gazeteciler maalesef YSK kabul eder ne yapacağız diyorlar. Etmemeli. Etmemesi için direnmeliyiz. Etmemesi için anayasanın o sayfasını afiş yapıp bütün partiler ön cephelerini asmalılar. Bütün mitinglerde, bütün toplantılarda altılı masa bunu özel madde yapmalı ve kesinlikle 18 Haziran'da aday olamazsın. Peki. Erdoğan denir. Peki. Sayın Ali Haydar Fırat'a geçmek istiyorum. İmamoğlu'nun adaylığının siyasi yasak ve aldığı hapis cezası üzerine